Bir başka iddiaları ise hadislere güvenemeyiz. Niye? Çünkü hadisler işte Emevi devletinde tahribata uğradı, falanca otoriteler tarafından tahribata uğrandı, işte 200 sene sonra bu hadisler yazıldı gibi iddialar atıyorlar ortaya. 200 sene sonra yazıldığına dair bir delil ortaya konulması için 200 sene önceye dair hiçbir rivayet bize gelmemesi gerek. Örnek İmam Malik'in Muvatta'sı bizim elimize gelmemesi gerek. Ahmet bin Hanbel'in kitabında hadisleri görmememiz gerekli. O 200 dedikleri sınırın altında biz hiçbir hadisle karşılaşmamamız, yani o 200 yılın altında yazılan hiçbir kitaplarla karşılaşmamamız gerekli. Hadis içeren kitaplarla. Ama böyle bir şey var mı? Yok. Peki bunu da geçtik. Bugün Berlin'de sergilenen Hemman bin Münebbeh'in 133 tane içinde hadis barındırıldığı belgeyi, sahifesini bugün Almanlar sergiliyor. Bunu kafir bir belde sergiliyor. İslam beldesi sergilemiyor. Şam'da da bir başka nüshası var ama Berlin'de de bir başka bir nüshası var. Peki bunu neyle delillendirdiler? Karbon 14 testiyle delillendirdiler. Bu bizim için kullanılması gereken bir delil midir? Evet, delildir. Ebu Hureyre ile zamanıyla ilişkili ve Ebu Hureyre'den aldığına dair kayıtlar içinde barındırdığı için hadislere güveni daha da fazla artırmış oluyor. Hemman bin Münebbih'in hadisleri Ebu Hureyre'den aldığına dair bir sahife var ve Hemman bin Münebbih Ahmet bin Hanbel'in kaydettiği bir hadisin senedinde bulunanların içinde olan birisidir. Ve birçok hadisin, bu Buhari'sidir, Müslim'dir, bunların da aynı kitaplarını aldığı hadislerin içinde senet bakımından bulunan birisidir. Ve kendi aldığı hadisler bugün Buhari ve Müslim'de, yani bugün sahifenin içinde bulunan o hadisler Buhari ve Müslim'in de kitabını aldığı hadislerdir. Bir taraftan karbon 14 deneyiyle test edilip ortaya konulan bir sahife var ve bu sahifenin içinde olan hadisler hem Buhari'de hem Müslim'de bulunuyor. Hemman bin Münebbih, Mamer bin Raşid'e, Mamer bin Raşid, Abdurrezzak da Ahmet bin Hanbel'e hadis götürdüğünü biliyoruz. Böylesi bir silsilenin başında olması, daha doğrusu Ebu Hureyre'den aldığı hadisleri bu şekilde nakletmesi bize de hadisler konusunda bir bilgi veriyor. Demek ki hadisler öyle başıboş insanların, her önüne gelen insanların yazdığı metinler değilmiş. Hatta tarihte imla meclislerinden bahsedilir. İmla meclisleri nelerdir? O zamanın kendine has üniversiteleridir. Oraya muhaddisler gelir, birbirlerinden aldıkları hadisler üzerine tartışırlar. Bu hadis zayıftır, bu hadis mevzudur, bu hadisin senedi munkatıdır gibi usuller sergileyerek kendi kitaplarına hadisler almışlar. Hadisler konusunda bir bilgi edinmişlerdir. Demek ki tarih böyle hadis inkar eden insanların bahsettiği gibi boşluk. Her isteyen her hadisi yazsın, her uyduran senet uydursun, böyle bir şey yoktur. Demek ki Allah'a hamdolsun alimler bu konu hakkında titizlikle çalışmış, ortaya da Allah'a hamdolsun güzel bir şeyler koyabilmişlerdir. Yani bugün eğer Hemman bin Münebbih'in sahifelerini reddedebiliyorlarsa Buhari ve Müslim'in de ondan aldığı hadisleri reddedebilirler. Ama karbon 14 testiyle bir belge eğer tarihi olarak belgelenmiş ise bu konu hakkında istedikleri kadar inkar etsinler, dünya onlara gülmekten başka bir şey yapmaz. Ve 200 sene sonra yazıldığına dair tamamen böyle bir yalanı ortaya atıp delillendirmemek de onların sorunudur. Bizim sorunumuz değildir.